Herkes Teknoloji Oku'dan selamlar. Ben Ünsal Sarıtoprak. Bugün sizlerle beraber Huawei P30 Lite'a derinlemesine bir bakış atacağız. İsterseniz gelin hep beraber Huawei P30 Lite'ın biz kullanıcılara neler sunduğuna göz atalım. Huawei P30 Lite, ailenin en düşük konfigürasyonuna sahip modeli olabilir. Ancak bu kesinlikle ucuz ya da basit bir gövde kalitesine sahip olduğu anlamına gelmiyor. Metal ile polikarbonat karışımı bir gövdesi bulunan telefon, elinize aldığınız zaman gerçekten premium bir hissiyat sunuyor. İnce tasarlanan ve ağırlığı ideal seviyede olan telefon, gece siyahı, ince beyazı ve mavi olmak üzere toplamda 3 farklı renk seçeneğine sahip. Bize inceleme için gece siyahı renk seçeneğiyle gelen P30 Lite, özellikle mavi rengiyle dikkatlerin üzerine çeken bir cihaz. Tek elle rahatlıkla yönetilebilecek bir gövdesi bulunan akıllı telefon, parmak izi sensörünü arkasında taşıyor. Bu parmak izi sensörüne rahatlıkla erişim sağlayabiliyorsunuz. Huawei P30 Lite'ın görebileceğiniz üzere çentikli bir ekranı bulunuyor. Ön kamerayı içine alan bu çentik, ufak olduğu için oyunlarda ya da genel kullanımda rahatsız etmiyor kullanıcıyı. Çerçeveleri oldukça ince olan telefon, bu açıdan etkileyici bir tam ekran deneyimi sunuyor diyebiliriz. Telefonda tasarımsal anlamda tek olumsuz detay, arkasındaki üçlü kamera çıkıntısının biraz büyük olması. Bu yüzden telefon bir masa üstünde dururken kullanmaya çalıştığınız zaman hareket edebiliyor veya bulunduğu konumdan kayıp düşebilme tehlikesini taşıyabiliyor. Suya dayanıklılık özelliği de cihazda sunulmayan detaylar arasında. Huawei P30 Lite'da 6.15 inçlik 2312x1080 piksel IPS LCD bir ekran bizleri karşılıyor. Çizilmeye karşı dayanıklı bir cam ile korunan ekran gerçekten oldukça parlak ve canlı renkler sunuyor. 6.7 milyon renk destekleyen ekran kullanıcılara farklı özelleştirme ayarları da sunmuyor değil. Ekranı isterseniz canlı, isterseniz de normal olarak ayarlayabiliyorsunuz. Diğer çentikli Huawei cihazlar gibi çentini yazılımsal olarak gizlemenize imkan tanıyan P30 Lite, ekran konusunda kesinlikle pişman etmeyecek bir deneyim sunuyor. Ekran gövde oranı %90 olan cihaz, bu ekranıyla hem oyun hem de video izlerken keyifli bir deneyim elde etmenize aracılık ediyor. Cihazdaki ekran direkt güneş ışığı altında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Huawei P30 Lite gücünü Kirin 710 işlemciden alıyor. Yani bir amiral gemisi olmayan telefon, buna karşın üstün bir performans ortaya koyuyor diyebiliriz yine de. Kirin 710 bu cihazda 4 GB RAM ile destekleniyor. Bu kombinasyon gerçekten fazlasıyla yeterli bir performans sunuyor diyebiliriz. Genel arayüzü, ekranı ikiye bölerek çiftli uygulama çalıştırma deneyimi, uygulama açma hızı ve tarayıcı içindeki performansı oldukça iyi olan telefon, oyunlarda da kesinlikle pişman etmiyor kullanıcıyı. Popüler yapımlardan PUBG Mobile üzerinde yaptığımız testlerde oyunu HD grafik ayarı ve yüksek kare hızı seçeneğiyle akıcı olarak oynayabildik. Yoğun anlarda bile akıcı bir performans ortaya koyan model, bu süre zarfında aşırı bir ısınma da göstermeyerek beğenimizi topladı. Arka kamera bölgesinde bir ısınma oluyor ancak bu çok fazla rahatsız etmiyor diyebiliriz. (Gülüyor)
birden fazla uygulama arasında hızlı hızlı geçtiğinizde de bekletmeyen ya da kasılmayan P30 Lite pil konusunda da oldukça iddialı. 3340 mAh'lik pil pazardaki rakipler düşünüldüğü zaman gayet yeterli ve bunu genel kullanımda da anlıyorsunuz. Kutusundan çıkan 9 voltluk şarj cihazıyla oldukça hızlı doldurulabilen telefon kullanımınıza da bağlı olarak bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Hatta ben oyun oynamıyorum derseniz ikinci güne de geçebiliyorsunuz. Cihazın performansından maksimum olarak yararlanmak için ayarlardan performans modunun açılması gerekiyor. Ancak bu modun pil ömrünü gözle görülür oranda azalttığını da belirtmeden geçmek istemeyiz. Buradan giriş güvenliği içinde bir parantez açmak lazım. Huawei P30 Lite standart parola, parmak izi ya da yüz tanımı ile kilitlenebiliyor. Burada en iyi ve kullanışlı sistem kesinlikle arkada yer alan parmak izi sensörü. Huawei P30 Lite ses tarafında da beğenimizi toplayan bir model oldu. Bünyesinde sevindirici şekilde bir kulaklık girişi yer alan telefon, bu açıdan kullanıcısını kablosuz modellere ya da adaptör kullanmaya mahkum bırakmıyor. Gelelim telefonun en dikkat çeken tarafına, yani kamerasına. Huawei P30 Lite kamera konusunda da beğenimizi toplayan bir akıllı telefon oldu. Fiyat performans oranı bu tarafta oldukça yüksek olan cihaz, arkasında toplamda 3 adet kamera barındırıyor. Burada 48 megapiksellik geniş açı lens, 8 megapiksellik ultra geniş açı lens ve 2 megapiksellik bokeh lens kurulumu bizleri karşılıyor. Telefonun özellikle kamera arayüzü oldukça kullanışlı. Tüm fotoğraf ve video ayarlarına kamera arayüzünden hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Kamera arayüzünde 3D emoji ve yüzünüze ilginç efektler ekleyen bir bölümde bulunan telefon aynı zamanda özel bir gece ve portre modlarına da sahip. Gelelim esas ana konuya, yani fotoğraf kalitesine. Yapay zeka desteğiyle ortamı ve objeleri algılayarak ona özel ayarlar oluşturan ve çekimlerinizi daha etkileyici hale getirebilen telefon, özellikle 48 megapiksel ana kamerasıyla detaylı ve kaliteli fotoğraflar verebiliyor. Burada toplamda 2 kat kayıpsız zoom sunuluyor ve bu da kalitesiyle tatmin ediyor diyebiliriz. 24 megapiksellik ön kamerasıyla detay ve pozlama ayarlama konusunda biraz beklentilerimizin altında kalan P30 Lite, genel değerlendirme yapıldığı zaman fiyatına ve konumuna göre fazlasıyla yeterli bir kamera performansı sunuyor diyebiliriz. Telefonun arka kamerasıyla 4K, ön kamerasıyla ise 1080p video çekilebiliyor. Video konusunda çok iddialı olmayan telefon yine de kesinlikle normal bir kullanıcı için kötü sonuçlar ortaya çıkarmıyor. Sizler de Huawei P30 Lite hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizlere aktarmayı kesinlikle unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik bizden bu kadar o zaman. Bir başka videoda, bir başka içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.